Evet kardeşler, Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Şimdi biliyorsunuz buradaki Şelale filtre debisini düşürmüştü iyice. Onu motor kardeşlerimden de söyleyenler oldu, hakikaten debisi çok düşüktü. Yani ben de fark ettim, bendeki dışarıda havuzda kullandığım, muşamba havuzda kullandığım kafa motorunu iyice temizledim. Şöyle bir de şey yaptım, emiş kısmına bir şey yerleştirdim, şöyle filtre. Ufak filtre şeyi, yani bir şeyleri çekmesin diye. Debiye bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem oldu, muhteşem. Ben şimdi onu şöyle yapacağım kardeşler. Sırf oraya akıntı sağlamasın diye. Çünkü bu akıntısızlıktan oluyor, biliyor musunuz? Bu başımıza gelen her şey akıntısızlıktan oluyor, bu yosunlar falan. Pardon. Pardon. Lan debiyi düşürdük yine sanki. Şöyle ortaya aldım. Akıntı yapsın abi. Çok güzel. Harika. Ya önceki damlıyordu resmen. Bu şelale oldu hakikaten. Şelaleye benzedi. Çok affedersiniz. Ay, bir kecik de aşağıda kıkır kıkır gidiyor kerata. Durum bu. Sizleri seviyorum. Pazar gününün son durumuna şimdiden başladım. Canlı yayın yaptık. Vallahi özlemişim kardeşler sizi ya. İyi oldu yani. Hakikaten iyi oldu. Bak yine ortalığı toparlamadan kapattık her şeyi. Şöyle. Bunların zaten yeri, bir dakika, bakar mısınız, artık dolabın içi düzenli. Ya şimdi içeriden doğru başlıyorum, yani dışarıdaki ıvır zıvırları buralara böyle kutulayıp koydum. Şimdi asıl kaba şeyleri de toplayacağım. Oda çok dağınık diyenler var, doğru, haklısınız, oda dağınık, ben de farkındayım ama işte resmen ruh halimizi yansıtıyor diyorduk, falan filan diyorduk, dağınız diyorduk. Başladım ama toparlamaya başladım işte, son dizaynları falan, betaları oraya kurdum. Gayet güzel oldu. Onlara da güzel bir şey yapacağım, bir stand gibi bir şey, ilginç bir şey yapacağım yani. Affedersiniz. Yani yavaş yavaş her şey yerine oturacak inşallah. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Osman abi TV'den herkese günaydınlar. Pazar gününüz hayırlı uğurlu olsun. Güzel kardeşler, dostlar, abiler. Dişi dolapçının da şu mavi bıçaklı diyorlar, onun da kanadını açtım. Dama çıktı indi, hem de açar açmaz yere bıraktım, dama çıktı. Dün getirdiğim bu kelebekler yuva tutmuş, çok güzel. Dişi ikinci yumurtasını yapacak. Orada birinci yumurtasını yapmıştı. Bakalım yatacak mı, yani yuva tutmuşlar. Yatması lazım. Eşe kapadığım kuşlardan tık yok. Yani görüyorsunuz, hemen hemen hepsini uçuruyoruz. Mavi baş, mavi kuyruk. Aslan başa eş aldım biliyorsunuz, kara baş kara kuyruğu. İsteyen olursa, bakın isteyen gelip alabilecek olan, gönderim yok, söylüyorum. 70 liraya veririm ikisini. Gözümün yaşına bakmam. Yani sadece aslan baş 100 liralık kuş yani. Şöyle göstereyim, dişisi mavi baş mavi kuyruk, eşe kapatıyorum, her gün kapayacağım olana kadar. Durum bu. Bu kümesi açtık. Hatta şöyle bir kaldıralım kuşları. Ya bir uç şey yatık kalmış kuşlar ya. Bir hafta uçurmadı. Hani gidiyorlar damın arkasına hiç. Tip dişi. Biliyorsunuz onu da yakaladık. O da takım. Onu da veririm isteyen olursa. 70 liraya. Erkeğiyle birlikte. Deli gibi uçuyor. Ama böyle bir hafta uçurmadık ya, kuşlar yatık kaldı abi. Yatık. Baskalar kudurdu. Keratalar. Kuşların arasında uçmak istemeyenler var. Onları çözmem lazım. Veyahut da böyle bir hafta açmadık diye mi ne yatık kaldı. Onu da en kısa zamanda çözeceğim, bakalım nasıl olacak. Durum şu anda bu. Dönücüklerde. Baskaları açtığımda geri döneceğim. Hava bayağı soğuk yine. Rüzgar çok yok. Çok hafif bir esinti arada bir geliyor. Dünkü dolapçı yalan oldu biliyorsunuz. Yakalayamadık. Çok güzel kuştu. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Durum bu kardeşler.
Şimdilik hoşça kal. Evet kardeşler, baskıları da açtım. Gördüğünüz gibi bu üçü zaten alışkın olandı. Mavilerin falan hep kanatlarını açtım. İki çakmaklı kaldı koyu renklerde. Şu kırmızı bir tane var. Nerede o ya? Bir tane açtım ben kırmızılı. Gel. Bu muydu? Ha, onun kanadını açtık, tamam. Şekeri gibi yani, şekeri. Evet. Baskalarımız da mutlu mesut. Daha gel. Hiç şey yapmadım. Zaten makaslı olanlar vardı. Onların kanatlarını verdik, geliyor. Şu baba baskayı da açacağım. Sarı. Çok güzel bir kuş. Ama yaşlı biraz şey yapmasın. İyice kanadı manadı tutulmasın, bantlı bantlı. Onu da açacağım. Alışsın abi ya. Yapacak bir şey yok. Baska kuşu bu. Hemen alışması lazım. Gel. Kuşlarımız iyi. Mavilerin, kırmızı şekerilerin, şekeri bir tane. Bir tane şu çikolata, onun da kanadını açtım. Nuhudi mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Öyle bir şey diyorlardı. Mavilerin hepsi açık. İki tane çakmaklı kaldı açmadığımız. Bir dişi bir erkek. Onları zaten takım yapacağım. Durum bu kardeşler. Kuşlarda durum bu. İçeriden devam edeceğim. Zaten dün şey yaptık. Şelale filtrenin videosunu ekledim. Onu yaptık. Ona bir bakarız şimdi. Tekrardan. Bu beyaz açık. Beyaz baska. Küllü mü ne diyorlar bunlara da, öyle bir şey diyorlar. Enteresan, binde bir geliyor. Çok uçucu bir kuş değil. Durum bu. Güzel kardeşler, şimdilik hoşça kalın. Evet güzel kardeşler, içeriye başladık. Pet odasına geldik. Şükürler olsun. Bu Staroigny Repensler burada köklenmeye başladılar çok şükür. Şöyle odaklayalım. Evet, nihayet. Burada gelişim göstermeye başladılar. Şimdi zeytinlerimiz çok iyi. Balıklarımıza pul yem attım. Meleklerimiz yiyorlar. Çok sevmeseler de pul yemi. Bugün şuraları bir toparlarım. Vakit bulursam çocuklardan. Betamıza yem attım. Buradaki zeytin ve çınarlar gelişiyor. Platelerimiz çok iyi. Dün biliyorsunuz videonun başında da gördüğünüz gibi bu filtreyi yaptım. Harika oldu ya. En azından bir akıntı oluşmuş oldu. Şöyle. Çok güçsüzmüş motoru ya. Arkadaşlar güzel filtre ama çok güçsüz motoru. Bakın betalarımız da burada. Bütün balıkları yemledim. Sabah. İşte Berk kardeşim Ataköy'den. Abi dedi yolun düşerse getirir misin? Bir erkek. Hatta bir şeyler daha ekledi o ya. İki erkek, dört dişim yaptı, öyle bir şey yaptı. Ona buradan vereceğim. Albino full platinumlardan istedi ama dişi olarak var albino. İki tane dişi var. Erkeklerden de kırmalar var. Yani melez olanlar. Onlar da şunlar. İki tane ondan erkek götüreceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Full platinum erkeğim yok. Durum bu kardeşler. Komşuya verdik. Komşudan hala haber çıkmadı ya. Vallahi billahi komşudan haber çıkmadı. Şimdilik pet odası böyle, su eksilmiş. Bunlara su dinlendirmem lazım. Su eklemem lazım. Aslında bir dip çekimi mi yapsak? Dip çekimi yaparız. Suyumuzu koyalım da. Bu alternatörlerde kestiğim yerlerden bakın filiz patlattı. Vallahi büyümeye, gelişmeye devam ediyorlar çok şükür. Gelişsin abi, gelişsin. Hayır, bir tane maşrafam da komşu da gitti. Yani ona şimdi ne bahaneyle gidebilirim ki? Bitki götürebilirim, o şekilde gidebilirim. Hani şimdi parayı da istemek ayıp olur yani. Burada durumlar gayet iyi. Alternatörlere bakın, hani dışarıdan ektiğim. Kıpkırmızı oldu
uç bölgeler ama yine yapraklarında ufak yosunlanma var. Ya bu yosunlanma şeyden oluyor ya, akıntı olmadığı için oluyor benim akvaryumda. Bir de bu bahçe toprağı var ya ilk. Ah onu nereden koydum? Ah. Ama denemiş olduk, test etmiş olduk. Yapacak bir şey yok güzel kardeşler. Pet odasında durum böyle. Dün bir tane daha kasa buldum. Onu da kesip koyacağım baskalara. Çok üşüdüm. Girdim içeriye kaçtım hemen ya. Gam musyalarımız ne durumda? Onlara da yem attım. Yemler bayağı bir yerlere merlere saçılmış, dökülmüş. Burayı da her gün kontrol ediyorum. Hani yavru mavru var mı diye. Olsa aslında suyun yüzeyinde olur yani bu şeylerin arasında. Gam musyalar devam ediyor hayatlarına bir şekilde. Lepistesler de var. Bakalım kırılacaklar mı? Durum böyle güzel kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün rüzgar yok. Bugün kuş uçuracağız. Yani daha kuş uçururuz ilerleyen saatlerde. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kardeşler, tekrardan veda ediyoruz, geri dönüyoruz. Yani eklenmesi gereken şeyler oluyor, kusura bakmayın. Şimdi atkımızı, beremizi taktık, hırkamızı giydik, paltomuzu giydik. Aşağı pazara indim. İki tane daha kasa eksiğim vardı, onları da şükürler olsun tamamladım. Şimdi terasımıza çıkabiliriz. Aa, biraz fırtına çıkmış sanki ya. O kadar da çok şiddetli değil de bir esinti var. Ama bu kuş uçurmaya mani değil yani. Özellikle dalıcı ve dönücü ırkları. Kümesi açmadan önce şu kasaları yapacağım. Dedim son duruma bunu da ekleyeyim. Şimdilik görüşürüz. Geri dönüyorum hemen. Evet kardeşler, tekrardan merhaba. Dönücü ırkları açtık. Kuşlarda bir isteksizlik var ya uçmaya karşı. Tip erkek hariç. Tip erkek ve iki tane çakal hariç. Diğerleri pek uçmak istemiyor. Çatıya çıktım. Kovalıyorum. Kalktıkları gibi bir tur bile atmıyor, iniyorlar. Korkuyorlar yani, sanki böyle uçmak istemiyorlar. Bunları tabii çözeceğiz yani, bu olayları çözeceğiz. Hatta uçmak istemeyenleri hemen postalayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Güzel kardeşler. Bu işler böyle yani. Madem uçamıyorsun, ne işim var burada? Bakın dişi dolapçının kanadını açtı, uçmak istiyor. Bakın nasıl? Nasıl bak? Böyle yani. Kendi kalkacak, pırpırlanacak falan filan. Daha yeni yani, yeni açtık. Gel. Neşelenecek. Yok abi, ben tipleri de evet, tipleri almak isteyen olursa kardeşler. Yani şöyle diyeyim bak. İki takım, ya bir takım tip erkeği çok güzel uçuyor. Yani erkek uçuyor. Dişi de uçuyordu. Dişi de böyle duraksadı. Ben tipi çıkartayım buradan. Bir takım tip var. Bakın bunlar yine çiftleşme aşamalarında falan. Aslan baş, kara baş, kara kuyrukla mavi baş, mavi kuyruk. Ona aldığım dişi. Yani şöyle söyleyeyim. İki takımı 100 liraya veririm. Gelip alabilene 100 liraya veririm kardeşler. Bunu da söyleyeyim bari. Bak geliyor kerataylar. Ya yürüyün gidin. Uçan dolapçıyı bile şey yaptınız, yatık yaptınız ya. Beni kızdırdınız. Neyse kardeşler, son durumu sonlandıralım. Artık yüklemesi falan 2-3 saat gidecek. Bakın bir kaçak geldi, bir şey geldi. Gördü hatta bizim kuşları. Gel 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 gel. Gel. Durum bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yavaş yavaş artık. Evet, orada bir mardin midir nedir? Arkaya doğru gitti. Oh Allah'ım, sana şükür. Durum bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın kardeşler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.